Değerli sendika arkadaşları, değerli milletvekili, bizi destekleyen tüm bandırmalılar, basın ve kamuoyu. Konfederasyonumuz tüm sendikaları ve bütün olarak üyeleriyle birlikte 15 Temmuz darbe girişimi karşısında daha ilk gün net bir tutum almış, bedeli ne olursa olsun her türlü darbeye karşı olduğumuzu, karşı bir dönüş sergileyeceğimizi, temel hak ve özgürlükleri kim çiğnerse çiğnersin onlara karşı mücadele içerisinde olacağımızı belirtmiştik. Ancak bugün gerek içeride gerekse dışarıda çok geniş kesimlerin her fikir olduğu üzere AKP hükümeti darbe girişimini 14 yıldır yapamadıktan hayatta geçirmek konusunda Allah'ın bir lütfu olarak görüp büyük bir siyasi fırsata çevirdi. Devletin tüm olanakları, tüm baskı araçları kullanarak darbe girişimi muhalif tüm kesimlerin topyekun tasfiye edilmesi için kullandı ve kullanmaya da devam etmektedir. Oral ilan edilirken bir ay gibi kısa bir süre ifade eden siyasi iktidar bırakalım birkaç ayı bugün bile ne zaman kaldıracağına dair hiçbir zaman ifade etmemektedir. Nitekim referanduma sunulan anayasal değişikliğiyle OHA rejimi süresiz ve sınırsız şekilde temel yönetim biçim haline getirilmek istemektedir. AKP hükümeti 1 Eylül Barış Dünya Barış Günü'nde OHA kapsamında yayınlanan 672 sayılı kanun hükmünde kanunu ile kendisine muhalif olarak görüldüğü tüm kamu emekçilerine karşı adeta savaş başlattığını ilan etti. Ve o günden bu yana ihraç, açarma, adli ve idari soruşturmalar, gözaltına tutuklamalar, demokratik hakların kullanımı karşısında yasaklanma ve fiili müdahaleler gibi her türlü zor ve baskı aracı artarak devam etmektedir. Barış aynı şekilde ama dahil birçok darbe ve girişimi yaşanan ülkemizde ilk kez 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında 10 binlerce kamu emekçisi ihraç edilmiş, açığa alınmış ya da tutuklanmıştır. Bir kamu emekçisinin hiçbir adil soruşturma geçirmeden, savunma hakkı verilmeden ve sadece oral sözcünce değil, ömür boyu meslekten ihraç düzenlemesi nasıl bir zorbalıkla karşı karşıya olduğumuzun en somut ifadesidir. AKP hükümeti açıkça sendikal örgütlülüğü temel hak ve özgürlükleri hedef almaktadır. Sendikal hak ve özgürlükler kanun hükmünde kararlar yoluyla ortadan kaldırılmıştır. Açık ki konfederasyonumuz, sendikalarımız bölgeleri bu yolda biat etmeye zorlanmakta, sendikal eylem etkinliklerimizden dolayı pişman ettirilmeye çalışmaktadır. Üyelerin hak ve çıkarlarını korumak da geliştirmek de görevli her sendikanın, her konferansın yapması gereken sendikal faaliyetlerimiz darbe girişimi fırsatçıları tarafından açığa almalara, ihraçlara, gözaltına tutukların gerekçeleri öne getirilmiştir. Gerek ihraçlarla, gerekse de açığa almalarla herhangi bir hukuksal süreç işletilmemektedir. Siyasi iktidar, keyfiyete dayalı ve kendi siyasal ajandası doğrultusunda çıkardığı kamu hükmünde kararlamalarla aileleriyle birlikte milyonlarca insanımızın hayatını karartmak istemektedir. İhraçların bir amacı da demokratik, bilimsel, özel, layık ve anadolu eğitimi savunan, eğitim ve bilim emekçilerini uzaklaştırarak barış ve bir arada yaşama talebinin bastırılması, gelecek eğitimi önünü sonuna kadar açmasıdır. Baskınlar bizi yıldıramaz. Baskınlar bizi yıldıramaz. Baskınlar bizi yıldıramaz. On binlerce eğitim emekçisinin akademisyenin ihraç edilmesi, eğitim hakkının da ihlal edilmesi demektir.
AKP bir yandan da kamu emekçilerin iş güvencesinin ortadan kaldırılması ve performans sistemiyle kamuyu tümüyle özel şirketlere dönüştürmeyi hedefleyen kamu personel reformu düzenlemelerine de hız kazandırmıştır. Nitekim 16 seneden sonra yapacakları ilk işi kamu emekçilerinin iş güvencesini ve kıyam tazminatının fırına dönüştürülerek ortadan kaldırılması olduğunu bizzat Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı diplomatik bir dille ifade etmiştir. Nazmi Yıldız aramızda! Nazmi Yıldız aramızda! Nazmi Yıldız aramızda! Dolayısıyla yerleşler bu çalışmaların bir sonucu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra en az 103 bin kamu emeklisi ihraç edilmiştir. Bunlardan 3131'i konfederasyonumuza bağlı sendikaların üyesi olup 698 arkadaşımız ise açığa alınmıştır. Bir üyesine yapılan haksızlığı tüm üyelerine yönelik olarak kabul eden bir gelenekten gelen kes ve eğitimse tüm darbelere karşı sergilediği fiili meşru ve demokratik direnişini, dayanışma ilişkilerini ve hukuki mücadelenin tüm zorluklara rağmen AKP darbesi karşısında sergilemiştir, sergilemeye devam etmektedir. İşte sendika, işte kes, işte sendika, işte kes, işte sendika, işte kes. Değerli basın mensupları, ülke genelinde olduğu gibi bu baskı ve yıkılma politikası bildiğiniz gibi Bandırma genelinde kendisini gösteriyor. Nadir Yıldız arkadaşımız hukuksuz bir şekilde suç sayılmayacak paylaşımlardan dolayı 20 gündür tutuklu bulunmaktadır. Asılsız ihbarlarla arkadaşımız içeri alınıyor, soruşturma yapılıyor ve sen kendini akla veriyor. Ne yazık ki adalet ve hukuk sistemi bizde tersten işlemeye başlıyor. Nadir Yıldız yalnız değildi. Nadir Yıldız yalnız değildi. Nadir Yıldız yalnız değildi. Arkadaşımız suçsuzdur ve ilk mahkemede bırakılacağına inancımız kamdır. Ancak haksız yere özgürlüğünden mahrum bırakılması kendisini, ailesini, çevresini ve öğrencilerini derinden etkilemiştir. Hukukun üstünlüğüne ve herkese eşit davranmasına inanmak, güvenmek istiyoruz. Arkadaşımızın bir an önce mahkemeden çıkarılmasını, özgürlüğüne kavuşturmasını bekliyor ve talep ediyoruz. Değerli basın emekçileri, ihraç edilen arkadaşlarımız tekrar görevlerine dönünce, o hak kaldırınca, kan hükümde kavramlara ve iş güvencelerini ortadan kaldırmaya hedefleyen düzenlemeler geri çekilince, haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanan arkadaşlarımızın bırakılıncaya kadar kesintisiz bir mücadele yürüteceğimizde hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İnsanca yaşam için. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İnsanca bir yaşam için soracağım sorulara eğer ki evet de hangi cevaplarını vermek zorundasınız? İç güvencemizin ortadan kaldırılmasına evet mi diyorsunuz? Hayır! Haksız, hukuksuz, ihraç ve çağırmalara evet mi diyorsunuz? Hayır! Kazanmış haklarımızın gasp edilmesine evet mi diyorsunuz? Hayır! Sendika haklarımızın ortadan kaldırılmasına evet mi diyorsunuz? Hayır! Kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesine hayır!